Milenyum Köprüsü'nden merhaba herkese. Ya inanılmaz şekilde çıktık burada Podgorica'da. Bisiklet dedim, hani bir tane bisiklet ne kadar olabilir ki? Belgrad'da sormuştum, $2.5. Burada da dedim ucuzdur, bir tane bisiklet kiralayayım, bisikletle gezerim. Şehri komple bisiklet arayarak turladım, hiçbir şekilde bisiklet bulamadım. Bilen biri varsa da alta yazabilir, buraya gelenler faydalanır en azından. Onun dışında şehirde zaten sordum birkaç lokal insana, çok da öyle gezip görülecek noktalar yok. Sadece bu köprü var, Milenyum Köprüsü, bir de Moraka Nehri var. Moraka Nehri'nin etrafında bir şeyler yapılabilir, oturulabilir. Köprünün her iki tarafında da yaya geçidi varmış. Burada da bu diğer köprüler de var. Buradan tekrardan şimdi karşıya geçtiğinizde meydana, bunlar Republic meydanlarına gidiyor. O meydan da zaten en büyük, en meşhur meydanları. Bir de şey var, Atlas Kapital var. Atlas Kapital diye orada da bir büyük bir meydanı var. Çok da bir başkentinin çok da bir büyük esprisi yok ya. Bir gün yeter, belki yarım gün. Çok zaman kaybetmeye gerek yok burada. Ben yine tekrardan Kotor'a gideceğim. Kotor'da orada kale falan vardı. Daha oralara çıkmak istiyorum, oraları görmek istiyorum. Birkaç gün orada olacağım, orada vakit geçireceğim. Bugün oraya geçmeyi düşünüyorum direkt. Fazla oyalanmadan, çok da hava kararmadan köprüyü göstereyim ben size. Bak, hem buradan yaya geçitleri var, hem şu karşıdan çift taraflı. İlla ki denk gelirsiniz. Türk mekanları var, dönerciler var, hosteller var, hostel sahipleri var, Türk olanlar. Kafeye geldim. Bir bardak portakal suyu 2.20 euro. Bir bardak bira da 1.70. Yani siz düşünün artık ne kadar ucuz burası. Kafeden çıktım şimdi de bak, burada da Ziraat Bankası varmış Podgorica'da. Katılım bankası ama yine de Türkiye'den işlemler yapabilirsiniz burada. Yapılabilir yani, istediklerini yaparlar. İşte para gönderme, alma, Türkiye kartın yoktur mesela, yani de Türkiye'deki hesabından para çekme vesaire, böyle işlemler yapılabiliyor diye biliyorum ben. Burada da Yunus Emre Enstitüsü. Bu enstitü çoğu yerde var, Yunus Emre. Moraka Nehri ile Ribnica Nehri'nin birleştiği bir yerdeyim. Şurada şöyle eski bir tane köprü var. Bu tarafta da eski harabeler falan var, böyle kale tarzı. O tarafa doğru geçeceğim. Bu nehirlerin suyu yeşilimsi ama biraz da dibi gözüküyor, şeffaf. Bilmiyorum nasıl bir şey. Şu eski köprüden karşıya geçeceğim. Oralara bakacağım bir. Hadi gidelim. I'm
Sıcak oldu ya hava. Yağmur geldi. Yağmur sıcağı herhalde. Bunaltıcı oldu. Direkt evlerin arasına bağlandı. Kalenin içinden. Bu arada şey söyleyeyim, bisiklet arıyorduk sabah çıktığımızda. Normal bir insana sorduk sokaktan. Karadağ vatandaşı yardımcı oldu, internetten buldu, aradı falan. Adamı yönlendirdi bize, aldık numarasını. Dedi ki Mol'un oradayız. Podgorica Mol. Ne Mol'du? Maps Mol'du. İsmini unuttum ben onu. Mol of Montenegro'nun dedi. Orada Ramada otel var. Otelin oradayım dedi. Dükkanım. Ne kadar dedik bir günlük kiralık bisiklet? 10 euro dedi ya bir günlüğe. Mesela Belgrad'da bile 2,5 euro. 2,5 dolar pardon. Euro değil. Belgrad'da bile 2,5 dolar. Adam burada biz 3-4 saat belki kullanacağız, geri vereceğiz. Saatine 3 euro çekiyor. Bu sefer hani 4-5 saat alsak 4 saat aldık diyelim. 3 kere 4-12. Normalde günlüğüne 10 euroya veriyor. Bu sefer daha pahalıya geliyor 4 saatlik aldık diye. Böyle saçma sapan bir olayla karşılaştık yani sabah. Biz de dedik almayalım, hiç gerek yok. Direkt yayın olarak geziyoruz. Yağmaya geldik, bir caminin içine geziyoruz. Arkadaşlar böyle camide öğrenciler var. Çocukluğuma gittim bir an ya. Kur'an kursuna gelmişler. Ben de küçüklüğümde böyle camilerdeydim. Bir an geçmişe döndüm. Demek ki böyle Karadağ'da da bu şekilde. Bu sistem. Bu eğitim sistemi devam ediyor. Büyük ihtimalle Osmanlı'dan kalma bir şeylerdir bunlar. Öyle tahmin ediyorum. Küçük bir cami. Küçük bir mahalle camisi. Hemen 100 metre ileride bir tane daha cami var zaten. Bu yönde. Şehir merkezine yakın yine Karadağ'ın tarihini anlatan güzel bir tane müze var burada. Yakınında şöyle bir tane saat var. Büyük saat kulesi. Yine bunların hepsi şehir merkezinde, merkeze yakın. Hello. Hello. I need for Kotor ticket. Kotor in 1 hour. 1 hour later? Yes. Tonight when? 5:14, 5:44, 5:54, 6:20. Platform number 6. Okay. Here you are. Thank you. Arkadaşlar bileti aldım böyle. Saat 5 çeyrek geçe. Podgorica'dan Kotor'a.